Canlı yayın tabii böyle zamanlarda zor. Eminim hepimizin hayatında olmuştur. Senin de olmuştur. Şimdi bununla ilgili bir VTR'miz varmış. İzleyelim bakalım. Tembellik bir insan hakkıdır derim hep. Hiç kullanamadığım bir haktır ama görüyorum ki sadece insana özgü değil, aynı zamanda bir hayvan hakkıymış efendim. Şu kenarda kalması gereken, koltuğun üzerinde kalması gereken yastık demin benim mikrofonuma takılmış ve arkamda kalmış. Ben fark etmedim. O kadar konsantre olmuşum işime, görüyorsunuz. Ama kendinle o kadar güzel dalga geçmişsin ki bence ekranları başındaki izleyiciler de eminim hoş bir anı olarak bunu hatırlayacaklardı. Çok zor değil mi böyle canlı yayınlarda başımıza gelenler? Ya, tabii ki ama işte ben hayata böyle çok yani pozitif bakmaya çalışıyorum demeyeyim ama yani gülüp de geçebileceğim bir şeyse gülüp geçmeyi tercih ediyorum Elçin. Dolayısıyla hani Süleyman Demirel'in bir lafı var ya, meseleleri mesele etmezseniz orada da mesele kalmaz. Hani o yastığı da mesele etmeyip gülünce herkes gülüyor. Benim o zaman hala öyle gerçi Instagram'da kullanıcı adım Simge FSTK idi. Mesela sahte profiller açıldı. Simge YSTK yastıktan ötürü. 2006 yılında spor spikeri olarak başladın mesleğe. Evet. Neden spor spikerliği? Şimdi orada da çok sevdiğim bir başka ismi anacağım ama önce müsaade edersen eyleme bir sevgilerimi ve teşekkürlerimi ve öpücüklerimi göndermek istiyorum. Ben gerçekten çok şanslıyım. Özellikle NTV'de neredeyse son dönemimde özellikle çalışma arkadaşlarımın tamamı kadındı. Yani haber merkezinde de çok kadın vardı ama program özelinde bana söz ver günlerin getirdiği gibi programlar özelinde çok kadınla çalıştım ve harika kadınlar. Harikulade kadınlar. Yani o kadar mutluyum ki onları tanıdığım için. 2006 yılındaki şeye dönecek olursak, neden spor sorusuna dönecek olursak aslında ben bilinçli olarak o adımı atmış değilim. Benim televizyonda kariyerimin başlamasını sağlayan kişi sevgili Murat Ongun'dur. Şimdi İBB sözcülüğü görevini yürütüyor başarıyla ve ben onunla iş görüşmesine gittim ve o bana senin hayalin ne diye sordu. Yani bence bu çok önemli bir soru. Çok. Ne istiyorsun, senin hayalin ne? Ben ona dedim ki yani ben haber sunmak, önümden birilerinin yazdığı bir yazının akıp geçmesini ve onu okuyor olmayı istemiyorum. Ben soru sormak istiyorum. En sevdiğim şey hayatta soru sormak çünkü. Meraklı bir insanım. Yazı yazmayı çok seviyorum ve bu işi öğrenmek istiyorum. Yani ben bu işi grafik nasıl yapılırından kurgu nasıl yapılıra, röportaja nasıl hazırlanılırdan bir program akışı nasıl çıkarılara kadar A'dan Z'ye mümkün olduğunca tabii ki öğrenmek istiyorum dedim. O da bana dedi ki haber merkezinde şu an sana verebileceğim bir pozisyon yok. Burada hep deneyimli isimler var. Benim başladığım kadro gerçekten hepsi emekçi ve kendi işini kendi yapan. Yani hiç kimse hazır bir metinle, hazır bir akışla programa girmezdi. Herkes kendi programını yapar, kendi akışını çıkarır, kendi metinlerini yazar bir kanaldı. Dolayısıyla dedi ki yani burada zaten herkes böyle çalışıyor. Ama haber merkezinde bunun için yerimiz yok. Ama spor servisinde böyle birine ihtiyacımız var. O dönemlerde sporda kadınların kendilerini yavaş yavaş ispat ettiği zamanlardı. Ve dedi burada da bence sen başarılı da olabilirsin. Biraz sporla ilgili ben sonradan anladım ki benim meğer biraz bilgimi sınamış. Sorular sordu bana futbolla ilgili. İşte sever misin? Onu takip eder misin? Tenis sever misin? Formula 1'e bakar mısın falan. Ben hani spor severim. Uzmanı değildim tabii ki o dönem. Ama severim. Hala hatta çok severim. Hatta futbol sevgini annenden aldığın evet, söyleniyor. Şimdi benim, çok ilginç. Mekanı cennet olsun. Babam çok iyi bir Galatasaraylıydı. Annem çok iyi bir Fenerbahçeli. Annem hala maçları seyreder. Bizim evde hep futbol sohbeti vardı. Dolayısıyla hani kız çocukları için babanın futbol sevgisi sıradandır. Almayabilirsiniz ama bir annenin böyle severek, şevkle ve çok fair play gözeterek maç izlemesi bence daha
az bulunan, kesinlikle daha nadir öyle bulunan bir şey. Dolayısıyla ve daha güzel bir örnek. Çok, kesinlikle çok güzel bir örnek. Dolayısıyla bence anne ve babanın bu kadar ikisinin de seviyor olması benim. Bir de arada ezeli rekabet var, ebedi dostluk var. Hem de nasıl bir rekabet var o anlamda. Dolayısıyla sporla başlamam işi daha kolay, daha kolay demeyeyim ama daha rahat öğrenebilmem adına aslında verilen stratejik bir karardı. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü ben gerçekten daha kurumsal bir yerde bir editör, belki birden fazla editörün bakış açısıyla hazırlanmış ve üzerinden defalarca geçilmiş bir akışla bir haber bülteni sunmaya başlasaydım belki o kadar hızlı kendimi geliştiremezdim. Ama tam kendim yazdım, kendim kurguladım, evet, kendim alan hazırlandım. O bana çok vakit kazandırdı elbette.